Merhaba sevgili Ekonomi Dünyası programı izleyenleri. Programımıza kaldığımız yerden Antalya Kepez'den devam ediyoruz. Yanımızda Aslan Kardeşler Geri Dönüşüm'ün kurucusu Yılmaz Aslan Bey bulunuyor. Merhaba Yılmaz Bey. Merhaba Gülay Hanım, hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk bu güzel şehrimize diyoruz ve biraz sizi tanıyabilir miyiz? Sizin firmanızın bir kurulum hikayesi varmış. Kurulumundan bahseder misiniz sevgili izleyenlerimize? Buyur alalım lütfen. Tabii. Doğrudur. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Benim ismim Yılmaz Aslan. Aslan Diyarbakırlıyım. 2007 yıllarında buraya yerleştim. İyi yaptınız. Tabii yerleştim diyoruz da ilk 2007 tarihlerine buraya geldiğimde şu şekilde kendi üstümüzdeki kıyafetimizle buraya geldik. Her şey sıfırdan başladı mı? Şu an her şey sıfırdan başladı. Şu anda bulunduğumuz konumdayız. Çok güzel. Şükürler olsun. Allah herkese nasip etsin böyle günleri. Evet. Tabii geçmiş hayatımı size anlatırsam siz de belki burada ağlarsınız yani. Öyle bir şeyimiz var. Geri dönüşümcüyüm. Asıl mesleğimiz hurdacılık. Evet. Geri dönüşüm olarak sıfırdan aynen. 2007 tarihlerinden Antalya'ya ilk geldiğimde bu üç tekerli kaktırmalı tabla dediğimiz kendi insanın gücüyle yürüttüğümüz bir arabamız vardı. İşte onunla belli zamanlarda tabii burada ayrı esnaflar var. Onlar yanında çalışıyorduk. Bildiğimiz, tanıdığımız insanlarla çalışıyorduk. Son zamanlarda ufak çapında bir yer açtık. İşte dükkanı açtık. Dükkandan sonra sonra resmi yollarından bu ihale konulara katıldık. Öyle o şekilde devam ettik. Buraya kadar işte bu şekilde geldik. Çok güzel. İnsan nereden geldiğini hiçbir zaman unutmaması sevgili izleyenler. Tabii ki Yılmaz Bey'in de anlatmak istediği şu. Antalya'ya ilk geldiğimiz zaman üzerimizdeki kıyafet gibi bir kıyafetle geldik. Sıfırdan başladık. Her insanın bir başarı hikayesi vardır. Tabii ki biraz daha nostaljik bir şekilde ama aynı zamanda tabii hüzünlü bir şekilde anlatırken biraz da tebessüm ediyoruz. Çünkü insan nereden geldiğini hiçbir zaman unutmamalı. Üç tekerlekli bir arabayla yani hurda taşıdığım, kendimi böyle parça parça hurda taşıdığım arabayla başlayıp bugünlere kadar geldim diyor. Gerçekten kolay bir şey değil. Anladığımız kadarıyla çok büyük zorluklar atlataraktan bu yolları kat ederek buraya gelmişler ve şu anda Türkiye'nin en başarılı geri dönüşüm firmalarından biri olarak markalaşmalarında ilerliyorlar. Evet tabii ki izleyenlerimiz bunu izlerken göreceklerdir tesisinizden görüntüler aldığımızda ama nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Kimlerle çalışıyorsunuz? Çözüm ortaklarınız kimlerdir? Kimlerden bu hurdayı alıp ondan sonra tabii ki bunları biliyorsunuz ki dağıtımı da var. Biraz bahseder misiniz sevgili izleyenlerimize lütfen? Buyurun. Şimdi hurda üzerinde Antalya şehrimizden Türkiye'nin her illerinden biz biraz daha şanslıyız. Evet. Otel turizm bölgesi olduğu için yıkımlardan tutup ta normal bu toplayan insanlarla dahil içinde, onlar da dahil, biz onlardan alıyoruz. Tabii son 3-4 yıldır genellikle resmi kurumlarla çalışıyoruz. Bizim lisanslarımız vardır, yıkım yetki belgemiz. İkincisi bu ömrü tamamlamış araç lisansımız var. Çok güzel. Türkiye'nin her yerinde, her illerinde de biz bu milli emlakın çıkartı, mesela 7 Emin Otopark'taki eski araçlar, eski motosikletler, şu 2-3 yıldır daha çok onun üzerine durmaya çalışıyoruz. Türkiye genelinde biz tanınmış bir firmayız artık. Evet. Her katıldığımız illerde artık bizi tercih ediliyor genellikle. Güveniyorlar biz, demek ki. Güveniyoruz. Bir de biz bu aldığımız eski araçlar, eski motosikletler hurda belgeli olduğu için onları biz
imha ediliyoruz. Trafiğe bir daha çıkamıyor. Aslında geri dönüşüm yolunda, sağlıyorsunuz. Aynen, geri dönüşüm sağlıyoruz. Bunların kullanılan kısımlarını alıp ondan sonra geri kısmını mı geri dönüşüm yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Nasıl değerlendiriyoruz? Şimdi mesela hurda belgeli olduğu için böyle şahsen varası olmayan parçaları mesela geri dönüş, hani anladım, parça olarak satabiliriz. Geri kalanı biz komple şahs hali olarak imha ediliyoruz. Onu presimiz var, ezilip evet, tekrar hurda fabrikalarına gönderiyoruz. Eritip ikinci hani geri dönüşüm olarak ekonomiye tekrar Türkiye'ye kazanım olarak. Peki doğru, hangi bölgelerdeki fabrikalara çalışıyoruz? Ya bizim genellikle İzmir, Aliağa'dan ekseri orayla biz çalışıyoruz. Sanayi çok fazla olan tabii, yerler tabii, değil mi bölgeler? Yüksek tutulan bölge hangisi biz oraya gönderiyoruz. Hani özel sektör olduğu için istediğimiz yere gönderebiliriz. Yani hiçbir yere zorunlu. Bir de İskenderun'da büyük fabrikalarımız var. Fabrikalarımız var derken fabrikalar var. Yani çalıştığınız fabrikalarınız var. Çalıştığımız fabrikalar var. Oraya gönderiyoruz. Zaten hepsi belgeli halde olduğu için hiçbir sıkıntımız, yani ne biz yaşayabiliyoruz ne onlar yaşayabiliyor. O konuda biz hatta şu anda biz şeyden en son Uşak'tan aldık. Evet. Uşak'ta da tahmin ediyorum 1300 tane civarında araç ve motosiklet karışık halde biz almışız. Bu hafta Allah kısmet etmişse biz oranın malımızı çekeceğiz. Ne kadar güzel efendim. Evet. Bildiğimiz kadar daha çok ihale yoluyla alıyorsunuz değil mi? Kesinlikle şu an artık kendi yünümüzü ihale yünlerine yüllendirdik. Çok güzel. Hem araç hem de bu eski hastaneler, okullar, yıkım belgemiz olduğu için yıkım da yapabiliyoruz. Aa çok tabii, güzel. Peki yaptığınız başka projeler var mı? Çünkü siz bayağı bir bildiğimiz kadarıyla yoğun çalışıyorsunuz ve sürekli üreten bir firmasınız. Yaptığımız farklı proje, zaten yaptığımız bütün projelerimiz geri dönüşüm. Evet. Geri dönüşüm. Aynen, geri dönüşümün dışında herhangi bir ticaret benim beynimde olamaz. Ne güzel. Yetiştirmem, hani yetişmem geri dönüşümün içinde olduğu için hep aklımda geri dönüşüm. Yalnız bizim şu an bulunduğumuz tesisimizde zaten izleyeceğiz, beraber göreceğiz Allah'ın izniyle. Hem karton karton paketlememiz var. Aa çok güzel. Geri dönüşüm üzerinde. Bir de bu PET kırım onu ham madde getirecek halde getiriyoruz. Oo çok güzel. Aynen. O da PET dediğiniz bu PET şişeler falan mı? Aynen öyle. Oo çok aynen güzel. Sadece son demir hurdalar falan değil yani. Aynen. Bu da bu 5-6 aydır içerisindedir biz bu firma, bu yeni bir sektöre girdik. Onu da bizim düşüncemiz yani artık Avrupa ülkelerine, bölgelerine çalışma bir şeyimiz İlacatı var. Daha olmamış ama düşüncelerimiz vardır. Ne güzel. Düşüncelerimiz hem kartonu vardır. Yapıyorsunuz, hem evet, pet yapıyorsunuz. Bir de aynen, o demir olan demir alak, hurda oluyor, hurdanın geri dönüşümünü yapıyorsunuz. Tabii, tabii. Aslında tabii, çok farklı. Bunlar, bir de bunlar Gülay Hanım... hepsi bir arada da hani bir belge üzerinde yapılamıyor zaten. Tabii, tabii. Bunu Çevre Şehirciliği, Antalya Çevre Şehirciliğimizin bizi, tesisimizi uygun gördü halde sağ olsunlar. Çeşitli belgelerimiz var. Mesela tabii, şu an Aslan Kardeşler geri dönüşüm olarak dedildiği zaman 3 tane ayrı ayrı belgelerimiz var. Hem bu geri dönüşüm kağıt, PET, karton üzerinde. Bir de kentsel dönüşüm yıkımlarla ilgili. Y1, Y2, Y3 diye bir lisans, o da Çevre Şehircilik son 1 yıl, 1,5 yıl oldu. Y2 bir yıkım belgemiz mevcuttur şu an elimizde. Oh. Bir de ömrü tamamlamış araç lisansımız, o da ayrı bir belge. Bir de hurda sadece demir üzerinde
şey olarak geçiyor, geri dönüşüm belgesi olarak geçiyor. Şu an elimizde 4 tane lisans farklı işlerden mevcuttur yani. Tabii hepsi geri dönüşüm üzerinde. Ama olsun, evet. Için ayrı ayrı aynı, almışsınız. Ayrı ayrı almışız onları. O şey bizim şu an Kepez Hurdacılar sitesinde 3 tane tesisimiz mevcuttur. Çok güzel. Farklı farklı işlerimiz yürütmektedir orada. Ama hepsi geri dönüşüm. Aynı, hepsi geri dönüşüm üzerinde ama bizim ana şubemiz burası. Bu başarı neye borçlusunuz? Bu başarı neye borçluyuz? Bu başarı tabii çevredeki desteğiyle ister istemez bir yere gelmek gerekiyor. Ama bu çok insanın içindeki iradesiyle ilgili bir şeydir. Bir inanmışsınız. İnanmışız. Yani ilk geldiğimizde biz çok zorluklar çektik. Değil mi? Onu zaten yani bu seviyeye gelerek, buraya bu günleri görerek biz kendimiz bile inanmazdık. Ama içimde hala da değişik başarılar umut ediyorum yani. Daha farklı yerlere, daha farklı yerleri, projeleri görmek. Böyle içimde de hep böyle bir his var yani. Şimdi şu anda yaptığım işlerimden de zaten gurur duyarak yapıyorum. Güzel. Evet, etrafımdaki insanlarla da ben tahmin ediyorum onlar da benden memnundur, fayda görmüşlerdir. Güzel. Peki, firmanızın kalite standartlarını belirleyen unsurlar nelerdir? Sizin için kalite nedir? Yaptığınız işteki geri dönüşümündeki hani o kalite mi, yoksa kurduğunuz bağlantılar mı, yoksa hepsi mi? Kesinlikle bu kalitedir, bir de dürüstlüktür. Değil mi? Her, en önemli olsun. En önemli olan kaliteyle dürüstlük zaten ikisi bir araya olması lazım. O dizimizden mevcut. Evet, orada ikisi de bizde mevcut olduğu için bizim her yaptığımız işlerinden kimiyle de çalışmışsa o kapıyı kendimize açık bırakarak çalışmışız. O da zaten kalite. Şu an mesela tabii... belki bazen konuları hani rahat da burada anlatamayız. Evet. Çalıştığımız yerde, her yerde biz tebrik alarak çıkmışız yani orada. Bu da sizin markalaşmanın, evet, ilerlemenizi, evet, sağlıyor. Evet. Peki müşterilerinizin siparişlerini, evet, zamanında verebilmek için ne gibi önlemler, evet, alıyorsunuz? Termin süreleri çok önemli biliyorsunuz. Evet. Toplarda sizden şu kadar hurda istiyoruz diye biliyorlar mesela. Evet. Onların ihtiyaçlarını zamanında karşılayabilmek için ne gibi önlemler alıyorsunuz? Şimdi onları biz zaten hurda olarak biz elimizde öyle yüklü bir şey toplamıyoruz. Evet, o yüzden hani diyelim ki 50 ton, 100 ton civarında en topladı mı biz onu direkt eritmeye gönderiyoruz. Hatta şu anda bizim makinelerimiz işin başında, yıkım yapıyoruz. Hala devam. Aynı onları hatta yerinde bile direkt yükleme yapıp direkt fabrikaya gönderiyoruz. Evet. Onu da yapıyorsunuz. Tabii yani. tabii. Yani o yüzden termin süresi bile gerek kalmıyor. Aynen, bir telefon doğru, kadar diyorsunuz yakınız. Doğrudur. Evet, bunlar çok önemli tabii ki. Çok sağ olun. Yani tabii ki yaptığınız işin kalitesi çok önemli. Her şey önemli. Evet. Bir iş güvenliği biliyorsunuz doğrudur, ki. Doğrudur. Tabii. Çünkü bunların doğrudur, yıkımından tutumuna işte aşaması var. Aynen. Çalışanlarınızın iş güvenliği sağlamak için ne gibi önlemler alıyorsunuz? Biz zaten uzmanınız vardır. Bizim iş güvenliği uzmanımız vardır. Bizim operatörlerimiz hepsi lisanslı kişilerdir. Evet. Bizim o konularda herhangi bir eksiklerimiz olamaz. Ona göre kıyafetler giyiyorlar. Tabii zaten. Tabii kıyafetinden tut, tam makinelerin periyodik bakımına kadar tut. Yani çünkü bizim makinelerimiz başta da anlattığımız gibi hep resmi işlerinden çalıştığımız için biz bunları hepsini yapmak zorundayız ve yapıyoruz da zaten. Evet, tabii evet, bu çok önemli. Evet. Peki, son olarak izleyenlere neler söylemek istersiniz? Buyurun oğlum efendim. Vallahi son olarak ne? Bize biraz heyecanımız var. Hani biz hep böyle kameranın önünde röportaj yapıp insanlar değiliz. Onu da olsun, olsun. Herhangi bir eksiğimiz olmuşsa bizi izleyen dostlarımız, kardeşlerimiz, evet, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz bilgilerle programımıza renk kattığınız için çok teşekkür ediyoruz İzbaz Bey sizlere. Çok sağ olun. Ben de sizi teşekkür ediyorum. Başımın üstüne gelmesiniz. Ağzınıza sağlık efendim. Teşekkürler.